kişilerimiz geliyor oraya. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bugün? Bugün sizlerle suşi yiyeceğiz. Aşkım arada sulan da acıkmışım ha. Gözümde çapak var. Gönlüm. Bella geliyor, eyvah. Suşilerimiz gözükmediği için çok mutsuzum. Bir tık aşağı indirsek. Aşağı indiremem. Ha, şey olur, dur. Sirkeli suyla siliyor arkadaş. Sirkeli deterjan mı neymiş? Sirkeli temizlenmiş. Aşırı titiz bir insan olduğu için bir de şu sıralar Beyla'nın kakasını temizlemek için sadece bunu kullanıyoruz. Kokuyu alsın diye ve bir daha aynı yere yapmasın diye. Güzel fikir miydi? Beni biraz takdir et. Çok güzel fikirdi. Bırak. Çok zeki miyim? Çok. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok çok uzun bir zaman sonra paylaştığım ilk video bu. 2 aylık bir ara verdim. Sushi deneyeceğiz ki çok açız. Evet, bu bir mukbang videosu aslında. Mukbang. Mukbang'mış. Pis kalmış bu arada. Mukbang'mış bunun aslında doğrusu. Biz mukbang diye alıştığımız için mukbang diyoruz. Aslında başka bir şey için gitmiştik. Sushi gördük. Barkıyla dedim ki bugün sushi videosu çekelim. Canımız da çekti. 2 ayın ardından bir mukbang. 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 Biz özellikle çok çeşitli aldık. Yani içinde şöyle göstereyim. Pek çok çeşit var. Hem deneyip sizinle paylaşmak için hem de sushi'yi çok sevdiğim için. Ben gerçi bir ara bayağı bir soğudum. Bartu evde yaptı. Çok da güzel yaptı ama. Diyecektim ki o yaptıktan sonra soğudum. Hayır, sen yaptıktan sonra soğumadım. Ben çok gözükmüyorum. Anlar aşkına başlayalım birerden. Çok gözükmüyorum yalnız. Anlatım bozukluğu. Burada aşkım diyorum. Arkadaşlar bir kere diyorum aşkımlar. Aşkımlar burada kök tane sushi var ve farklı farklı çeşitleri var. Atıyorum 3 tane California Roll, 5 tane Kakamako Mako. Anladınız mı öyle? Videoyu... Bu bol sushi, bol sushi'li mi dedim? Bol somonlu sushi. Bol somonlu bir sushi'miz var. Bu işte çok mide bulandırıcı geliyor bana. Bana da harika geliyor çünkü çiğ balık yemeyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Artı şunlara kakara kikiri diyor. Bu düz sushi, yani en klasik sushi'lerden bir tanesi de içinde sadece somon ve pirinç var. Dışı da yosun kaplı. Normalde arkadaşlar ben bir cahil olarak bunları hep kırarak açıyorum. Bu kırılmadı. Kırılmadığı için şey düşünüyorum. Bence bu kırılacak bir şey değil ve şöyle yememiz gerekiyor kolay olsun diye. Diye düşünüyorum bir cahil olarak. Önceden ben bunları kırar iki ayrı ayrı getirirdim. Şu an bu bütün üretilmiş. Demek ki kırılmaması gerekiyormuş. Şu sehpayı alacağım. Ya ben aldım. Aşkım kakara kişilerden başlayalım en son. Bakın burada çum var. Bella ile tanışmamışsınızdır büyük ihtimalle. Çünkü... Aa, konuşturmuyor beni. Ama sofraya çıkması yasak oldu. Yasak yasak. Ben onu dövüyorum sürekli. Evet, şimdi öyle bir şey yok da. Öyle bir şey yok. Gideyim o gideyim o gideyim. Bir kilo arkadaşlar. Bir kilo. Bir kilo, bir kilo o kadar. Babasına da haşta bir köpek haşta. Evet beni çok sevmiyor. Dişi olduğu için bence Bartu daha çok seviyor. Bence, neyse. Şu kakara kirişlerden. Kakara kikileri alalım. Bunlar yiyemezsin ballim. Ben başlıyorum. Bir saniye. Şimdi ben de Bartu'nun dediği gibi mi yapayım? Kırmadan. Evet, evet kırmadan kırmıyor. Yiyeceğim. Bu arada saçıma şurada taç taktım. Çünkü yemek yerken saçımın önüme düşmesi en nefret ettiğim şeylerden biri. Şu sos var ya, bu iş harika. Ne sosu bilmiyorum. Gereksiz bir bilgi var. Mükemmel, mükemmel. Burada pembe bir sos var. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. İçinde ne balığı var acaba? İçinde somon var, çiğ somon ve salatalık var. Bir avokado de var. Bunda içinde yosun var. Dışı pirinçli, içi yosun kaplı. Sosa batırıp yiyorum. Bence çok güzeldi. Bu güzeldi. Başımızdan gitti. Niye başımızdan gitti? Hafif acılık da var. Şimdi şu pembeye geçiyorum. Bu neydi? Bu bayağı acı. Bence sos mu acı Bartu? Soyaya bu kez batırır mı? Olabilir. Bunun içindeki arkadaşlar başka, dışındaki başka balık anladık. Bu kez soyaya batıralım ya. Bu hem dışında hem de içinde balık var. Çiğ. Sanırım içinde tuna var, dışında somon. Şurada dışı tavuk gibi bir şeyle kaplı bir sushi var. Bence kızartılmış bir şey. Kızartılmış bir şey bu. Dediklerini tekrar ediyorum. Bu kızartılmış bir şey. İçinde somon, yine aynı şekilde yosun ve salatalık var. Dışı pirinç ve kızarmış bir şeyle kaplı. Evet. Peki Burcu Çakmak. Bize şundan bahset. İki aydır neredeydin? Direkt konuya girmem. Neredeydin? Neden video atmadın? Vasa yemedik. Bu bildiğim papaz. Ben vasa yemeyi çok seviyorum çünkü acıya çok düşkünüm. Hayır. Yedim. Yedim valla. Şimdi klasik sushi'den yiyeceğiz. Bartu bunu hiç sevmiyor.
Yani basit buluyorum. 2 aydır evet YouTube videosu çekmiyorum. Bunun sebebini biraz anlatacağım. Aslında 2 ay olduğunun farkında bile değilim. Ben hani şey düşünmedim, şu kadar video çekmeyeyim mi, şu kadar sonra geri dönerim falan. Açıkçası benim geri dönmek gibi bir fikrim bile yoktu. Yani gerçekten YouTube'u tamamen bırakmış gibi bir şeydim. Bunun sebebi de minik çaplı, ufak çaplı bir tükenmişlik sendromu yaşamış olmamdı. Aslında hani ben tükenmişlik sendromu yaşadım, ben YouTube'u bırakıyorum gibi bir düşünce içinde değildim. Fakat YouTube videosu çekmek istemediğimi düşündüm ve ara verdim. Bazen ara vermek gerçekten insanı çok iyi geliyor. Çünkü çok daha iyi bir şekilde geri dönmenizi sağlayabiliyor. Şimdi şunu bir yiyeyim. Benim minik bir ara, ara bile denmez 2 ay. Çünkü kimi YouTuber'lar 6 ayda bir, 7 ayda bir video atıyorlar. Ara demeyelim yıllarca de. Yıllarca video atmayanlar var. Ara demeyelim de. Şöyle, dinlenme. Özleştik diyelim. Gerçekten dinlendim, bana çok iyi geldi. Ben Popeyes yiyorum şu an. Arkadaşlar. Niye sen, yanıyorum. Popeyes gibi bir şey. Yanıyorum. Ama wasabi, wasabi niye bir şey? Yanıyorum. Ne diyecektim ya? Yalan söyleyecektim. Ne demiyorum? Ha, şimdi arkadaşlar ben bu kanalda yıllarca videolar çektim, sizinle paylaştım. En zor, en yalnız dönemlerimde siz benim yanımdaydınız. Çiğ somon. Bilmem anlatabildim mi, görüldüm arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, bunu böyle mi yiyeceğiz? Evet, bunun şeyi yok. Orama goma burama goması yok. Orama goma burama goması yoksa. Bu bildiğin pilav üstü somon. Bunu evde yaparsınız. Neyse. Şöyle, hayatın her şeyi çok yolundaydı. Aslında bu tükenmişlik sendromunun sebebi de tamamen buydu. Yani sahip olmak istediğim her şeye sahibim. Artık bir hedefim kalmadı. Ben hayatımda mesela hep huzur isterdim ya. Dua ederken hep derdim ki Allah'ım sağlık ve huzur. Ama şimdi mesela o dönem çok sağlıklı ve huzurluydum. Ama huzur tek başına çok yeterli olmuyordu. Çünkü mutlu değildim. Mutlu olmama sebebim de sahip olmak istediğim her şeye bir anda Sürekli kamerada ara ara buradan böyle. Belli oradan geliyor, buradan koltuğa çıkıyor ve Barton onu yine yere bırakıyor. Hayır. Şimdi sahip olmak istediğim her şeye bir anda sahip olunca gerçekten çok büyük bir boşluğa düştüm. Yani başta çok mutluydum. Evet. Aşırı mutluydum. Sonra bir anda böyle ben yani ne için yaşıyorum? Ne için varım? Zaten almak istediğim her şeyi alabiliyorum. Sağlıklıyım, mutluyum. İşte erkek arkadaşım var. Ya gerçekten yaşamak için bir sebebiniz kalmalı. Bazen her şeye sahip olmak da iyi bir şey değil. Bunu fark ettim ben. Bu durumdan... Beni bu durumdan Bartu çıkardı, topladı. Ben tek başıma video çekmek istemiyordum. Bartu dedi ki o zaman dedi birlikte çekelim. O yüzden bu süreçte Bartu'nun benim yanımda olması çok önemli. Biliyorum benim vloglarıma alıştınız. Çok, çünkü ben hep vlog paylaşıyorum. Ama bir süre lütfen buna anlayış göstereyim. Bartu benim yanımda olacak. Hadi Bartu istemiyorsanız diye uyarıyorum. Bazen çünkü yazıyorlar. Bartu'yu görmek istemiyoruz kanalında. Yeter öf püf. Çekemiyorlar beni, kıskanıyorlar. Bakayım bir nefes aç aç. Çok iyi, çok valla. Somon. Kötü bir şey olsa ben sana mayılır mıyım? Kola içelim. Bu arada köpek bakmanın zorluklarını tekrardan yaşıyorum. Ben daha önce de köpek bakmıştım. Gofret biliyorsunuz. O bayağı daha büyüktü. Bu daha bir kilocuk. Yavru zaten. O yüzden hani çok zorlamıyor ama dezavantajları var. Yandım anam. Tatlı tatlı yemenin acı girişin acı çıkışı olur. Dikkatli yemen lazım. Yalnız ben doydum ha. Biri yazmış ki Bartu ile ofikal olarak ne kadardır birlikte yaşıyorsunuz? Ofikal ne demek? Resmi. Kelime anlamı resmi. Aslında şöyle, biz Bartu ile beraber yaşıyoruz diye bir şey diyemem. Diyebilir miyim? Ben biliyorum, İstanbul'a geldim biliyorsunuz 3 ay. Geldim zaten yüksek lisans için. Tam korona denk geldi. 3 ay ben İstanbul'da tek başıma karantinaya girdim ve sonrasında Trabzon'a gittim ve Bartu'yla birlikte döndük. Sonrasında baktık Bartu'yla çok eğleniyoruz. İşlerime de sağ olsun çok yardımcı oluyor. Çok kolaylaştırıyor. Sonra böyle kaldı. Yani aslında hani birlikte yaşayalım, sen buraya taşın gibi bir konuşma aramızda geçmedi. Öyle oldu. Yani hani şu an buradayım. Bu arada bu işlerin arka planı aslında gerçekten çok yoğun. Nasıl anlatayım? Yani maliyesiydi işte, yönetimiydi. Ya şöyle, hayır. Ne yapabilirim su borcu? Çok basit gibi gözüküyor, farkındayım ama hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak insanı çok görüyor. Biz mesela dün bir saat toplantı yaptık. Konular belirledik, şu kadar. Şu an arkamdan biri çekiştiriyor. Al götür onu, döngüye devam edelim.
Arka planı gerçekten o kadar basit değil ama asla yakınmıyorum. Çok şükür. Sadece bir süre ara vermek bana iyi geldi. Bazen oluyor böyle benim dönemlerim biliyorsunuz. Bazen video çekesim gelmiyor. O dönemde zorlama bir şeyler çekmek istemiyorum. Mesela benim son videom gerçekten sponsorlu olduğu için hani çekmiş olduğum bir videoydu. Bu beni sonrasında çok rahatsız etti. Ama markayla bir kez anlaşmıştık. Ben normalde ondan öncesinde zaten YouTube'a ara verecektim. Markayla anlaşınca mecburi olarak süresi geldiği için o videoyu çektim, yükledim ve hiç içime sinmedi. Yani demek istediğim, bazen zorlama yapınca olmuyor. Sizden de bu tarz negatif enerjiler alınca ben ara vermenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama şimdi bomba gibi. Şimdi Bartu ile birlikte daha çok. Bomba ben oluyorum, bomba gibi. Biri yazmış ki Bartu abiye fan sayfası açsam ne der? Öperim onu anlamdan. Ne diyeyim? Biri sana neden fan sayfası açsın ki? Şunu ya. Mükemmel bir insan olduğun için. Heh, mesela. Biri yazmış ki Bartu abiyle en egzotik olayınız. Egzotik kelime anlamını bilmiyorum desem. Egzantrik falan mı diyecek acaba? Egzotik. Baksana hani kelime anlamına. Egzotik ne demek? Orman şey. Egzotik evet, orman. Yani en egzotik anımız? Karadeniz. Nedir Karadeniz acaba? Karadeniz'de her anımız egzotik. Mesela, misal. Egzotik. Ağzımdaki bitsin mi? Yok, 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 söyle. Diyorum, söyle. Bunun domatesimiz var. Çok uzak. Çok uzak ve yabancı ülkelerle ilgili ya da böyle ülkelerden gelmiş getirmiş. Yok, bence bu egzantrik demek istedi. Egzantrik mi demekmiş? Ben hiç anlamına bakmadım. Onu ben de bilmiyorum. Egzantriği ben sürekli kullanırız. Bence ki farklı. Dış merkezlik ayrıksı. Yine bilmiyorum. Onu da demek istememiştim. Biz bir çıkmaza girdik. Acayip demiş. Yani neyse, acayip. En ilginç olarak bunu varsayıyoruz. Bence onu demek istedim. Bence de. Bence. En ilginç anımız ne Bartu? Sen anla. Ne olabilir? Yani ilginç bizim için. Bizim şimdi çok şöyle, anımız var. Çok. İnsanlara normal gelebilir ama bizim için en ilginç anımız ne olabilir? Merak ettim. Ne? Nasıl karar verdin? Mesela çadırda yaşamamız. Bu bir olay olmuyor. Durum oluyor. Gibi. Şey, egzantrik bir anıydı mesela. Bir kere Ziraat Bankası'ndan kredi çekmeye gittik. Böyle neşeli neşeli kalktık sabah, güle oynaya, her şeyi pozitif bir şekilde. Evet, o günü anlatabilirsin. Yani şöyle, o günden küçük bir kısıt paylaşayım sizler. Mutlaka bir sürü olay yaşamışızdır mesela bunun gibi. Aklınıza gelen bu yakın birkaç zaman komik içinde olan paylaşayım bir şey. Sizler. Bu yakın zaman içinde olan bir şey bu bir. İkincisi aklımıza gelen. Bartu'nun aklına geldi. Anlat. Allah Allah, ben de izledim. Tamam, anlat hadi. Neyse. Arkadaşlar, bizim bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirmek için bir sabah uyandık. Hatta ben uyanmamakta diretiyordum. Burcu heyecanlı heyecanlı beni kaldırdı, giydirdi. Böyle kalk gidiyoruz falan filan. Sabahın köründe biz yollara döküldük. Ne için olduğunu da de. Bir ikinci el bir araç almak için. Ama arabayı çok beğendim. Evet. Burcu üstü çok açılıyor falan, bayıldım. Evet. Diyorum, evet. Gece heyecandan uyuyamadım. O kadar inanmıştık. Neyse, biz sabah bankaya vardık. Ondan öncesinde ben Bartu'yu uyandırdım ama bir heyecanla. Bartu, hadi kalk, arabayı almaya gidiyoruz. Yani biz o gün gerçekten evden arabayı alacağız diye çıktık. Sonrasında bankaya gittik. Güle oynuyor ama ya, yani diyoruz bu son otobüsle binişimizde bilmem ne de. Bir havalara girdik. Zannediyoruz ki her şey böyle pat bir yolu verecek. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben şu anda sosyal medyada içerik ürettiğim ve bundan para kazandığım için benim bir şirketim var. Ve bütün finansal giriş çıkışlarım burada gözüküyor. Evet. Dolayısıyla hani bankanın da bize çok rahatlıkla kredi vereceğini düşündük. Aslında bir krediye gerek bile yok. Yani biriktirsem o parayı olacak ama biriktiremiyoruz. Evet, o yüzden dedik ki bari bir borcun içine girelim. Çünkü olunca çok harcıyoruz. O yüzden borca girelim dedik. Krediyle alalım. Neyse, biz koşu koşa gittik. Bankada sıramızı bekledik, içeri girdik ama tamam, böyle gözlerimizden kalpler çıkıyor ya. Diyoruz ki ben adamdan, ben hatta diyorum ki Gaziantep'te mi ne araba diyorum. Ben akşamdan bilet alır sabah Gaziantep'e gider arabayla dönerim, üstünü de açar efil efil böyle. Oo. Biz planlar. Arkadaşlar, sıra bize geldi. Dın 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 dın, böyle sıra bize geldi. Oturduk. Gerçekten. Ben hiç konuşmuyorum. Bu tür konularda hep Bartu konuşuyor. Evet, ben profesyonel bir ikna makinesiyimdir. Hem ikna hem yalan makinesiyimdir. Neyse. Karşımda oturan bir buz balığı var. Kadın o kadar Nemrut, o kadar Nemrut ki yani pazarda yüzümüze bakmıyor. Tanesini 5 liraya aldığınız uskumrunun suratını bir insan süliyeti haline getirin hayalinizde, karşımıza oturtun.
Tamam, böyle bakıyor. Dişimi kırıyorum. Ne yapıyorsun sen? Çubuk yiyorum. Ben böyle kadını gördüm, bir enerjim düştü. Dedim ki merhaba işte biz benim böyle de. Böyle bir şahıs firmamız var, üzerine kredi çekip böyle araç almayı düşünüyoruz falan filan. Kadın böyle bizi dinliyor bakın. Kadın hani yokmuşuz gibi davranıyor. Gerçekten. Böyle bir şeyler yapıyor ki. Orta, aynen alırsın. Yaşlı ben. Biraz. Aynen tabii. Alırsın. Ben açıkladım kendimi. Dedi ki biz size kredi vermeyiz. Ama böyle çok sert. Direkt dedi ki biz size sanki, kredi vermeyiz. Ya Bartu diyor ki sanki kadından borç istedim. Ne dedim hiç? Hani aslında misin? Mantıken borç ama sanki kadından borç istemişim gibi davranıyor. Kendi parasıymış gibi diyoruz veremeyiz kardeşim haydi. Dedim ki ya dedim neden veremezsiniz? Düzenli para giriş çıkışımız var, vergimizi her şeyimizi ödüyoruz. Nedir yani sorun? Size kredi vermeyiz. Ya tamam kredi veremezsin de sorun ne? Ya işte şöyle yeni firmasınız da bilmem nesiniz de böyle sıralı böyle yeni firmasınız işte bilmem nesiniz falan böyle sıralıyor tamam mı? Ama kadın öyle bir olumsuz sıraladı ki böyle tak 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 tak. Bartu böyle şamar manyağı ya, oldu. Ya bu pat ediyor bana buradan pat ediyorum bir dakika. Ben zaten hiç iletişim kurmuyorum. Ben öyle negatif insanları gördüm. İletişim kurmayı tercih etmem. Benlik değil. Direkt Bartu'ya pasladım. Şirket sahibi benim. Ben hiç konuşmuyorum. Sanki dilimi yutmuşum. Bartu benim yerime cevap veriyor. Kadın bana soruyor. Bartu cevap bana veriyor. Bana bir başladı vurmaya. Sağ kreşi, sol kreşi, aparkat. Ben artık şey... Kadına cümle bir şey kuramıyor. Diyordun ki ben artık cümle kuramıyorum. Evet, sadece abi. Kelimeleri söylüyorum. Araba, kredi, para. Evet. Yani resmen kadına diyorum ki araba, kredi, para. Bartu, kadın birleştiriyor diyor ki biz size kredi veremeyiz. Bartu normalde çok ikna kabiliyeti yüksek bir insan. Kadın o kadar bizi şamar manyağı yaptı ki Bartu şöyle bir kaldı. Hani cümle kuramıyor diyor ki para, araba, kredi. Yani cümleleri birleştirip bir araya evet, getiremiyor. Evet. Ve ben ne dersem dedik kadın diyor ki yok olmaz kardeşim haydi ben diyorum ki ya şöyle şahıs üzerine alalım, bireysel alalım, ihtiyaç kredisi olsun, ne bileyim ticari olsun, araç olsun, bir tane yok mu bize verebilecek olduğunuz ya bir şey, haçlık maçlık bir şey atın bari tamam mı yok. Kadın Nemrut öyle ben yok da dedi de yok dedi neyse. Ben oradan böyle çıktım kanter içinde böyle attım kapıya kendimi. Biz gerçekten böyle bir sitcom gibiydi değil mi? Çıktık böyle ikimiz de dayak yemişiz gibi perişan. Bartu yüzünü yerden kaldırmıyor. Böyle koşa koşa karşıdaki AVM'ye gidiyoruz. Gittik soğuk bir su içtik. Gerçekten şaka değil. Şimdi bir dakika. Bak adam mı? Efendim Berna Hanım. Bayi'den aradılar. Kredi başvurumuz onaylanmış diyecek. Bu anının üstüne geldi. Biz bu arada o gün şeyde kaldık. Markete gittik. Soğuk su içtik. Bu hiç şaka değil. Ve çok sinirliyiz. Bartu'yla atışıyoruz hani. Burcu bana laf sokuyor. Kavga ediyoruz. O bana da diyorum ki su ver bana falan filan böyle. Yemek yiyoruz. Yediğimiz yemek işte bilmem tadı bir şey. Tadı yok. Yemeğin tadı yok. Ya şöyle hani o kadar kadın bize negatif enerji yükledi ki biz aslında zaten hani araba almak hiç aklımıza yoktu. Bir gecede karar verdiğimiz evet, evet. Şeydi. Yani biz dedik yani, olur yani iyi olmaz. Arabanın olmamasına değildi o sinirimiz. Kadının bize yüklediği negatif enerji evet, ve böyle evet. Bize pislik gibi davranması. Hani gerçekten ya biz bokuz gibi davrandık. Gerçekten öyle davrandı. Tıpış tıpış evimize döndük. Biz aslında Bartu'yla böyle çok komik şeyler yaşıyoruz. Fakat şu anda sorulunca aklıma hani bir şey gelmiyor gerçekten. Mesela arkadaşlar geçen A101'e girdim ben. Burcu ile şans eseri. Benim bu ara ses tonumu belirli ortamlarda ayarlayamama gibi bir sorunum var. Metroda bağırarak konuşuyorum. Tam bir yobaz eşeğim. Böyle nereye gitsem diyorum ki işte bağıra bağıra konuşuyorum. Ama bir şey diyeceğim. Sana zaten hep o tarz yorumlar geliyor. Şimdi bizim Karadeniz... Hayır nasıl yobaz eşek? Ya şey böyle hani hırbo falan gibi. Bizim Karadeniz olduğumuzu unutmayın. Ben yine Bartu'nun evet, yanında arkadaşlar. Çok sırıtmıyorum ama hani Bartu'nun benim yanında çok sırıtma sebebi benim çok naif konuşuyor. Ama bu da gerçekten yapımdı. Burcu naif bir insan. Yani naif büyümüş. Ben hani yapım gereği böyle konuşuyorum, bu böyle şımarık falan diye algılamayın, gerçekten arkadaşlar, konuşma tarzı. Arkadaşlar ben Trabzon'da sokaklarda büyüdüm. Yani ben şu konuşma aksanını yakalayabilmek için ne kadar uğraşıyorum. Bu arada... Benim C'lerim Z'ydi ya. Bartu çocuk diyemiyordu. Diyorum, Bartu'nun konuşmasını ben bir tık düzelttiysem düzelttim. Gerçekten evet, şive çok yürüyüşüm yüktü Bartu'da. Yürüyüşüm de çok değişti. Biz Trabzon'da hep böyle giderdik. Sonra... Hani dolayısıyla o şivenin vermiş olduğu ve Karadeniz olmanın evet, vermiş evet. Olduğu bir yüksek sesli konuşma da var bizde. Tabii. Yani agresiflik var biraz, şey ani sinirlenme var. Yani Karadenizlerin neredeyse tüm özelliğini taşıyordum 2020 senesine kadar. Şimdi Karadenizleri gömmüyoruz. Yanlış anlamayın. Bu var olan bir tespit. Tabii, mesela tabii. Psikolojik olarak da bu test edilmiş. Hemen kendi bilim dalıma bağlayayım. Şöyle mesela hava durumunun insanın ruh hali üzerinde etkisinin olduğu bir gerçek. Mesela hava kapalı olduğunda uyandığınızda bile daha negatif olursunuz değil mi? İşte Karadeniz'de genel olarak hep kapalı, sisli, bulutlu bir bölge olduğu için
insanların da o yüzden o sebeple daha negatif olduğu söyleniyor. Evet, şimdi sözü sana veriyorum. A101'e girdin. A101'e girdim. Ben de yanındayım. İşte birkaç ıvır zıvır bir şeyler alacağız. Girdim bir anda sebze reyonunda bulduk kendimizi. İnsanlar var. Evet, kalabalık tabii. Diğer insanlar da var. Sebze reyonunda bulduk kendimizi ve ben içimden şey yapıyorum. Hani ne dersiniz? Hani evde şu var, bu var. Hani ben şu eksik falan bir hesaplamasını yaparsınız. Şu an Bartu kasıyor kendini. Normal konuşması bu değil. Ha mesela. Şu an sizin karşınızda kibar konuşmaya tabii, çalışıyor tabii. Ki yani bence... Mesela bizde ne yapıyorsunuz diye ne yaparsın? Hani bunu böyledir bunlar. Bence normal konuşması çok daha komik ama sizin karşınızda konuşamıyor. Evet. Dur. Şive kayması, aksan kayması oluyor bende. Sıklıkla oluyor. Hani konuştuğum birkaç insan birkaç dakikadan sonra bana diyor ki sen taraf dolu ya. Hani direkt anlıyorlar. Konu hemen buraya geliyor. Ben fazla bir samimiyetim verdiği şeyler tüm sır perdelerimi aralıyorum. Bir de bozuluyor ona Trabzonlu musun diye. Hani anlıyorlar ya, bozuluyorsun buna. Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Trabzon Türkiye'nin T'sidir arkadaşlar. Neydir? T'sidir. Türkiye'nin T'sidir. Ha, ilk harfi yani. Yani ona göre sen de Trabzonlusun. Ben kime şekil yapıyorum diyorum yani. Neyse, konumuza dönelim. A101'e girdim, böyle hesaplıyorum kafamdan ne var ne yok, evde şu var bu eksik falan diye. Bir anda bağırdım milletin içine, diyorum bizim domatesimiz var. Milletin için. İnsanlar dönüp bakıyor. Domatesimiz var lan. Böyle. Onur geldi, onu anlatıyoruz, gülüyoruz durduk yere. Ben rezil oldum ya, Onur güler. Ben rezil oldum ya, Onur kalk. Evin içinde bağırıyoruz, bizim domatesimiz var. Ben merdivenden düşerim, Onur güler. Benim kafama dolap düşer, Onur güler. Onur beni bir kere yerden tutup yaldım. Ay bir gün Onur'la da video çekelim. Onur çok komik. Evet. Ve biz hani böyle basit, belki de bu bize mesela çok komik geliyor ama. Evet. İnsanlar için komik değil. Biz böyle basit şeyleri çok abartırız gerçekten. Hatta bence benim abur cubur videosu da bu yüzden çok komik değil. Tabii bence de. Çünkü bizim dolabımızda şu an A101 cipsi var. Evet bizim. Ama bim yok. Niye? Bim abur cuburlarını evet çok almıyoruz. Hani ben alıyorum da hepsini değil. Ben bim ürünlerini çok seviyorum. O videoda linç yemeyi hak ettik mi? Hak bence biraz hak ettik. Çünkü biz dediğim gibi Karadeniz'iz. Biz her şeyi çok abartırız. Tabii. Yani biz mesela orada çok şey yaptık. Yemem. Halbuki yeriz. Yani orada abartılı bir tepki tabii var. Tabii canım. Yani... Onun dışında bırak bir videosunu. Ha. Başka bir şey konuşalım. Konuşalım. Bir videosu bitti artık, bunları sunup da insanlar sinirlendirme. Yine çekeceğiz. Yine sinirlenmeyin diye söylüyorum. Lütfen. A101 çekeceğiz. Hepsini bakın, de beğeneceğim. Bakın gerçekten biz öyle insanlar değiliz. Yani biz her yerden yeriz. Gerçekten. A101 marketler. Yukarıdan bakmak ağızdır. Gibi bir durumumuz yok. Biz kimiz ki yukarıdan bakalım? Ben size diyorum ki bankacı bana bok gibi davrandı. Dedim yani. Sen boksun. Ben daha boka nasıl... para verir miyim dedi. Anladın mı? Çıktık. Onun dışında arkadaşlar bizim böyle bir sürü komik anımız var. Özellikle Onur'la benim bireysel olarak yaşadığım münakaşalardan. Horoz anısı, balık tutma anısı var. Bir horoz sürü. Ve balığı. Benim hayatım, komedi hayatım skeç ya. Bildiğiniz gibi değil. 12 falan bunu buradan atacağım. Sorular gelmiş sana. İşte Bartu'yu... En sevmediğin özellikler, bilmem bir şeyler. Nereden gördün hemen? Bir yan göz baktım. Kime sinirleniyorsun paşam? Beylere bak. Agresif bir köpek. Ufak tefek sorunları büyütüyor musunuz yoksa ilişkinizde hiç yaşanmamış gibi devam mı ediyorsunuz? Biz genelde... Devam ediyoruz. Günün ertesi sabahı her şeyi unuturuz. Ya Bartu bu konuda çok sinir bozucu olabiliyor. Mesela Bartu'ya... kırıldım gerçekten. Fakat Bartu'nun dünyası umurunda değil ya. Böyle gülüyor, şaka yapıyor. Hani gerçekten aşırı komik bir insan olduğu için hayatı da öyle sanıyor. Ama değil. Mesela Bartu'ya kırılıyorum, trip bile atamıyorum. Yani hemen geliyor, gülüyor, şaklabanlıklar yapıyor bir şey. Hani bu şekilde gönlümü almaya çalışıyor hocam, belki. Hocam tribi de şu oluyor. Belki bu şekilde gönlümü almaya çalışıyorsun. Belki de şey hani bu senin hayata bakış tarzın. Hiçbir şeyi ciddiye almadığın için. Ama gerçekten benim tarafından çok sinir bozucu. Trip atamıyorum. Hemen gülmeye başlıyor. O gülünce ben de gülmeye başlıyorum. Uzaktayken belki ama yan yanayken imkansız. Evet. Yani yüz yüze görüştüğümüzde her şey düzeliyor. Bu arada kaçıncı oldu? Gerçekten ya. Neden piercing yaptırmıyorsun? Niye yaptırsın? Hiç diye. Benim tarzım değil. Ben dövme de ama ben şey videosunu sormuş, şey düşünmüştüm. Ben dedim ki bir gün video çekelim. Ben sana piercing yapayım. Dedi ki yok, konu kapandı. Bana piercing yapacakmış. Rating uğruna beni harcayacak. Yaparım ama. Ben bir kez piercing seven birisi değilim. Biri yazmış ki neden evlenmiyorsunuz yoksa seni oyalıyor mu? Oyalıyor musun beni? 8 senedir diyorum onaylıyorum. Bayağı uzun bir oyalanma süreci oldu bu. 8 yıl. İnfluencer olmaya ne zaman karar verdin? Nasıl karar verdin? Bunu karar vermedim bence. Evet, gerçekten öyle.
Ben YouTube'a başladığım zaman bundan çok ciddi paralar da kazanılmıyordu ve iş olarak hiç görünmüyordu. At ağzına bir sushi. Yok. Hiç iş olarak görünmüyordu. Ben de zaten ilk videomda da diyorum hani... İlk videomda mı diyorum? Yok, YouTube'dan para kazandım videoda diyorum. Ben başladığımda evet bundan ufak tefek paralar kazanıyordu ama benim bir gün bundan para kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Ben YouTube'a ilk başladığımda böyle hayatımın çok sıkıcı, kötü bir döneminden geçiyordum. Bunu da bininci anlatışım size. O yüzden YouTube kanalı açtım. Oh, yarasın yarasın. Hala iş olarak görmek istemiyorum. Bence tamamıyla iş olarak görmek gerekiyor. Neden? Yok, zorunluluk gibi oluyor o zaman. Şimdi mesela böyle seninle videolar çekince falan bu bana çok iyi geliyor. Yerim ağzıma. Ben çiğ bir balık. Çiğ. Ben ağzıma attım ya, tiksindim. Bir süre sonra gerçekten tiksinç bir hal almaya başlıyor. Hiç sushi yediniz mi? Mesela sizin en sevdiğiniz hangisi? Yemediyseniz tadını nasıl hayal ediyorsunuz bilmiyorum. Size tarif edeyim hiç yemeyenler için. Çiğ balık pirinç. Nasıl biliyor musunuz? Gerçekten balığın tadını hiç almıyorsunuz gibi bir şey. Sadece ağzında böyle kıtır bir şey var. Yani onu çiğnediğinizde hissediyorsunuz ama tadını almıyorsunuz ama çünkü... Ama yosun tadı. Pirincin tadı çok feci bastırıyor. Bu da yosun. Ama arkadaşlar, ben size şöyle tarif edeyim. Bu aldığımız yer güzelmiş. Ben daha kötülerini yedim. Bu yediklerimin arasında iyi bir dereceye sahip olan bir yer. Mesela şunu da şuradan öneriyorum. Bulunduğunuz şehirde, eğer denizli bir şehirde yaşıyorsanız, oranın sürekli kullanılan plajını yediğinizi düşünün. Yani Trabzon'da arkadaşlar Yalıncak plajını bilir. Düşünün ki Yalıncak plajını böyle tuttunuz yosunlar ile beraber bastınız ağzınıza. Bu yediklerimiz de gerçekten çok 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 azdı ve harikaydılar. Evet, biz ilk Trabzon'da yemiştik. Hatırlarsınız zaten o zaman da video çekmiştim. Gerçekten çok kötüydü. Yani gerçekten Trabzon'da ustanın denizden gidip topladığına inanacağım yosunlara. Ha, fiyatları nasıl? Fiyatlar da aslında set olarak satılıyor. Bizim aldığımız en büyük setti sanırım değil mi? Evet. 180 TL'ydi. Ama hani bunu böyle birkaç kişi de yiyebilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi biz 3 kişi neredeyse bitirdik. Kim mi aşkım üçüncü? Biz 2 kişi gördüğünüz gibi neredeyse bitirdik gibi bir şey yani. 3 kişiye bu set ancak yeter. Evet, 3 kişiye tam. Bizim hakkımızdaki varsayımlarınızı aşağıya yazar mısınız? Mesela ben sizce nasıl biriyim? Bartu nasıl biri? Çok mesela, da gömmeden. Evet evet, yani benim için böyle yakışıklı, harika, beyefendi... Sana kesin yobaz yazacaklar. Yazmasınlar desene. Bak sen niye böyle duruyorsun Allah aşkına? Garibanım ben. Gariban. Karadeniz gariban çocuğuyum. Kalbi bakayım, beni de attın buradan. Orada gariban gariban duruyorsun. Bartu seni kıskanıyor mu? Giyim, makyaj vesaire daha önceden de kıskanıyor muydu? Şöyle yanıtlıyorum o soruyu. Daha önceden çok kıskanırdım. Yani aslında ilk iki seneden sonra ben de büyüdüm. Modern bir erkek beynine eriştim. Biraz hızlı konuşman lazım, çok sıkıcı. Ondan sonra... Sen susar mısın? Çok sıkıcısın. Yes, ondan çok sonra... Çok yavaş konuşuyorsun. Ondan... Takılıyorum tamamen. Herkes ve her şey, bulunduğum her ortamdaki her şey beni çok sevdiği için Burcu biraz çekemiyor. Biri yazmış ki nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Abartsın, iyisin lan, sıkıntıyım. Bazen çok içine konuşuyorsun. Ama gel. Bartu niye şöyle duruyorsun Allah aşkına? Allah aşkına niye böyle duruyorsun? Size lise deyince aklıma komik bir anı daha geldi. Bir gün arkadaşlar ben Burcu'yu kıskandığım günlerden birinde... Her zamanki gibi. Lisede çok kıskanç bir lisede çok kıskanç bir bireydim. Ben Burcu'yu birinden kıskandım. Böyle koşa koşa Burcu'nun okuluna gidiyorum. Elimde bir silah. Kuru sıkı olduğunu hatırladığım ama ne olduğunu bilmediğim başka bir arkadaşımın silahı var bende. Yaşım 16 falan. Erkeğiz ya biz, Trabzonluyuz ya. Koşa koşa silahla birlikte belime koydum. Onların okuluna gittim, Burcu'ların okuluna. İşte Burcu'nun sınıfının önündeyim. Pencereden beni görmelerini diliyorum. Silah çıkardım belimde. Şöyle çektim böyle bir havalı böyle lan o zaman böyle çektim. Şöyle damlayı bıraktım şak diye bir ses geldi ve ben acıdan inlemeye başladım. Silah böyle çektim arkadaşlar şu parmağımı geri almadım. Geri almadığım için silah tekrar kapandığı zaman şu derim sıkıştı ki silahın arasına. Bir kan boşalıyor bende. Ben okulun önündeki ya posta koymaya gittim. Mafyacılık oynuyorum o serseri. O komik hava atmaya gelip. Tabancayı elimi sıkıştırma. Ellerim kan böyle tutuyorum silah verdim bir arkadaşıma koşa koşa hastaneye gidiyoruz. Özel bir hastanenin içerisine gireceğim. En yakında özel hastane var. 5 kuruş param yok ne üzeri. Daldım içeri diyorum ki böyle işte bana diyorum hemen hemşire çağırın pansuman yapın falan. Onlar diyor ki onun için giriş yapalım hani falan filan. Diyorum ki giriş bir iş yapamazsınız bende para yok. Ben de diyorum iyilik istiyorum sizden her şey para değil. İşte bir içeriden biri geldi dedik tamam ben hallederim gel. Sağ olsunlar böyle elime pansuman falan ettiler, bir şeyler yaptılar. Ondan sonra mesela ben beyefendi olmaya çalışmaya başladım.
hatırladım. Öyle. Ben mesela arkadaşlar lise zamanlarında hep bu kafada bir insandım. Hani kıskandım, vur, kır, tam böyle şey, o Çukur dizisi falan filan. Apache'ydi özellikle. Ha, mesela. Yani. Benim hayatım dönüm noktası bu arada Gümüşhane. Ben üniversiteyi Gümüşhane'de kazandım ve tövbe ettim. Mesela... Bizim ilk uzaktan ilişki deneyimimiz o süreçte yaşandı. Bartu, lafını bölüyorum ama üniversiteyi kazandı, Gümüşhane'ye gitti. O dönemde gerçekten ruhsal bir çöküş yaşadı. Ve acısını benden çıktı. Perişan oldum arkadaşlar. Bana diyor ki senden ayrılacağım, seni bırakacağım. Ya öyle demiyordum da şey diyordun işte. Biz bir gün ayrılacağız. Vallahi yok, ben hiç iyi değilim, dayanamıyorum. Böyle intihar etmelik bir duruma gelmiş. Yemiştim kafayı arkadaşlar. Ama kafayı niye yani? Mesela. Hani şehir değiş. Ya şehir değil. Gümüşhane bir şehir değil. Gümüşhane büyük bir köy. Büyük bir köy bile değil. Köy. Gümüşhaneliler şu an linçliyor. Linçleyebilirler. Benim annem de Gümüşhaneli. Anne tarafından Torolluyuz. Gümüşhane'ye de çokça bulundum ve Gümüşhane bir köy. Üniversite hayatımın hiç hayal etmediğim bir biçimde seyir aldığını fark ettim. İnşaatlarda çalışıyorum, gidiyorum derse hiç paraya ihtiyacım yok, bir şeye ihtiyacım yok. İnşaatta çalışıyor, bana fotoğraf atıyor. Amelilik yapıyorum inşaatta. Bana çimentoya şey yazmış, B kalp B. Romantiklik seviyesi. Romantiklik seviyesi. Saçma sapan işler yapıyorum, yani şöyle saçma sapan işler yapıyorum. Şöyle bir durum var. Öğrenciyim, aslında böyle aman aman da bir paraya ihtiyacım yok ama kafayı bozmuşum. Yemişim yani, sıyırmışım contayı. Gidiyorum, hafta içi inşaata çalışıyorum, okula gidiyorum, bir şeyler yapıyorum. Hiç mutlu değilim. Sabah 9'da dersim oluyor ve sabah Gümüşhane eksi atıyorum 10 oluyor. Her taraf donmuş çok böyle. Çok soğuk, çok. Okul dağın tepesinde böyle. Evet ya. Arkadaşlarım, ev arkadaşlarıma diyorum ki, bunlar işte kalkıyor önceden 1 saat, 1,5 saat Gümüşhane'de kime neye hazırlanıyorlarsa hazırlanıyor. Ben diyorum ki arkadaşlar, beni evden çıkarken uyandırın. Evden çıkarken beni uyandırıyorlardı. Ben pijamalarımla, böyle şomanlarımla üstüme mont alıp doğru okula. Ay sen bayağı zor şeyler yaşamışsın. Üzüldüm şu an. Hiç bu kadar bilmiyordum ha. Haftanın çarşamba günü gelir Bartu kaçar. Ne? Bartu o zaman Gümüşhane'de okurken çarşamba günleri benim kaçış günüm. Çarşamba, perşembe ben firar eder Trabzon'a gelirim. Niye? Kaçardım hep. Derse girmiyordun. Evet. İmza mı attırıyordun? Yani atarsalar imza attırıyordum, attırmasalar da geliyordum. Kafayı bozmuştum. Ben hayatta yalan konuşan bir insan değilim, annem babam falan. Evet. O dönem ilk kez yalan konuştum. Bir kez yalan konuştu ama çok feci yakalandı, çok. Evet, çarşamba gününden Trabzon'a geldim. Annemler de cuma geleceğimi biliyorlar. Niye demedin? Hayır, çok da iyi ve anlayışlı bir ailem var. Ne bileyim, geldim işte o an neyi kastıysam öyle bir moda girmiştim falan filan. Ha, ben kötü böyle bir ruh sağlığım vardı. Kötü çocuğum falan. Gibi mesela. İşte çarşambadan takılmaya başlıyorduk çocuklarla. Cuma ben eve geçiyordum. Cumartesi, pazar ailemleyim. Pazar dönüyordum. Çarşamba tekrar Trabzon'a dönüyordum. İşte pazartesi de Gümüşhane'ye. Çok karıştırdın. Falan filan neyse. Arkadaşlar ben dedim ki bu böyle olmaz. Bu Gümüşhane'ymiş, bilmem neymiş. Ben buradan acil kurtulmam lazım falan filan. Üniversite sınavına tekrar girdim, Katü'ye geldim. O hırsla... Hiç ders çalışmadan Katü'ye hiç geldim. Hiç çalışmadan Katü kazandı. Ve Katü gerçekten Türkiye'de oldukça kaliteli ve zor... mezun olunan bir üniversite. Kazanması kolay, okuması zor bir üniversite. Çok zor. Ben şahit oldum. Gerçekten zor. Nitekim ben yine rütbeleri bozmadan, ders kitap yani kitap defteri götürmeden mezun oldum güzel bir ortalama ile ve geldim manitamın yanına. Evet. Benim hayat hikayem böyle. Gerçekten hayatını özetledin. Hangi sorudan buraya geldik? Ne bileyim aşkım. Yok inşaatta çalışmışım da silah elimi kaptırmışım da bilmem ne. Masal anlattık. Komik hanımıydı. Öyle yani arkadaşlar. Nasıl da komik başlar bir şey. İşte biz zor hayat yaşadık birader. Uykum geldi ya, uykum. Bunun dışında Burcu beni mutlaka ben uzaktaysam her gün FaceTime'dan arar. Her gün. Yani hiç aksatmaz. Her gün de şaşmaz. Arkadaşlar yani sabah kalkarım Burcu arar, öğlen arar, işte akşam arar falan. Böyle ne derim diyorsun? Ki ya derim ki beni de arama ne olur. Hani biraz oyun oynayacağım falan. Oyun öyle oynarım. Der miydin? Hayır arama ne olur demezdim de. Oyundayım derdim. Açardım böyle kafamda kulaklık derdim ki ya aşkım ne oldu oyundayım. Diyor hemen kapat oyunu. Hemen kapattırıyordu bana oyunu. Oynamak. Ya ben bu erkeklerin oyun merakını anlamıyorum. Gelmişsiniz 30 yaşınıza. Ne bu oyun merak? Çocuk musunuz ya? Bir de bana sürekli şey kanıtlamaya çalışıyorsun. Oyun oynamanın çok böyle... Faydalı kardeşim. Biz Metin 2'de ticaret yaparak büyüdük ya. Knight'da, Metin 2'de ticareti biz orada öyle ilk dolandırıldığım yer ya benim. Çocuklarınızın kişisel zekasını, kişisel zekanı soruyoruz da. Kişisel gelişim. Kişisel gelişimini, zekasını, ticari yönlerini, tüm hep artılar. İyi geceler aşkım. Bartu sayesinde enerjimi topladım ve tekrardan saçımı çekiyorsun şu an. Gerçekten Bartu olmasaydı bu enerjimi kolay kolay toplayamazdım. O yüzden dediğim gibi Bartu bir süre
benimle olacak. Hatta belki hep benimle olur, bilmiyordum. Ben çünkü zaten hep ömrümü adamışım ona, ömrümü. Yani çünkü hayatımın çok büyük bir parçası. O yüzden size olmayan bir şey izletmek istemiyorum. Benim hayatımda şu an ne var? En büyük Bartu. En büyük Bartu. Ebat olarak. En büyük Bartu. Başka büyük yok. Bu arada Galatasaray olmuşuz. Evet, Galatasaray olduk ama aslında ben... Trabzonluyuz. Trabzonsporluyuz. Sen de Trabzon'un tesisin. Trabzonluyuz. Ben takım tutmuyorum. İkinci takımım da Antalya Spor'u, biliyor muydun? Ne alaka? Seviyorum abi. Sonuna kadar izleyenler aşağıya sarı ve kırmızı kalp emojisi bıraksın diyorum. Ama ayıp oldu, hep Galatasaray taraftarı fan kulübü. Yani o anlamda Galatasaray değil. Spor kulübü fan kulübü uçacak şimdi. Hayır. O anlamda değil. Hiç panik yok. Sweatshirtlerimizden tamamen esinlenerek bunu diyorum. Ayrıca bizi Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Oradan da hayatımıza dahil olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Seviyor muyuz? Önce seni, sonra seni vereni. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yanacuklarınızdan öpüyoruz sizi. Hadi kötü ver. Yanacuklardan öpüyoruz. Hoşçakalın. Nasıl kapatacağız?